Merhaba. Bu videoda kitaplardan bahsetmek istiyorum. Kitap alışverişinden bahsetmek istiyorum. Her zaman söyleriz ya, diksiyonun önemli bir kısmı da çok kitap okumaktır. Yani diksiyonumun düzgün olmasını istiyorum diyen bir birey, düzenli olarak, sık bir şekilde hatta bunu yaşam şekli haline getirerek iyi kitaplar, kaliteli kitaplar okumalı. Kaliteli kitap ne demek? Mesleği yazarlık olan, hayatını yazarak kazanan, bu işe gerçekten liyakati olan kişiler tarafından yazılmış, iyi yayın evlerinin, iyi çevirmenlerin ve iyi yazarların kitaplarını okumak bize gerçekten çok şey kazandırıyor. Hem diksiyona dair hem hayata dair. Ben çok fazla kitap alıyorum. Bibliyofil diyebiliriz bu duruma. Bibliyofil, kitap almaktan, kitap okumaktan, kitaplarla yaşamaktan keyif alan, hatta bunu bir tutku haline getirmiş. Hatta ve hatta saplantı haline getirmiş bir insan diyebiliriz. Bence saplantıların, tutkuların en güzeli, hayattaki en güzel iptila, bağımlılık kitap okumak bence. Herkese tavsiye ediyorum. Şimdi bu ayın genelde ben Bursa'da Yapı Kredi yayınlarından alıyorum kitaplarımı ve BKM kitaptan alıyorum. Bu arada K harfi Türkçe'de K konsonantı, yani sessiz harfi K diye telaffuz edilir. E harfiyle, K ile, A harfiyle değil. Yani bütün sessiz harfleri biz E harfiyle sesletiyoruz. Dikkat ederseniz sadece K harfine K deniyor Türkçe'de. Hayır, doğrusu K'dir. O yüzden YKY diyorum. Yapı Kredi Yayınları ve BKM. Ben alıyorum kitaplarımı. Ama dediğim gibi, yani iyi yayın evleri, iyi çevirmenler ve iyi yazarlar. Şimdi Yapı Kredi Yayınları'ndan son dönemde bir sürü kitap aldım. Şu an okuduğum kitap hali hazırda Firuzan'ın. Bu arada Yapı Kredi Yayınları'nda Ay'ın yazarı şu an Firuzan. Çok güzel kitapları var. Ayracımı. Bu arada ayraçlar ve kalemler de bende bir tutku. Fosforlu kalemler, kurşun kalemler. Şöyle. Ön kamera olduğu için yazı tersten gözüküyor. Firuzan, sevda dolu bir yaz. Üslubu çok farklı Firuzan'ın. Çok derinlikli, içtenlikli bir üslubu var. Burada, bu kitapta çok fazla bir olay örgüsü yok aslında. Küçük bir kızın hayatı anlatılıyor. Debrenceli, Şemsigül Şehrazat Debrecenli'nin hayatı, annesi, teyzesi ve babasıyla olan ilişkisi. Babası deniz subayı, sürekli sefere gidiyor. Annesi ve teyzesiyle, annesi Şahsenen ve teyzesi Nagihan'la vakit geçiriyor. Olay örgüsü çok fazla yok. Anlık durumlar var ve daha çok böyle kıyafetler, dönem kıyafetleri, kokular, parfüm kokusu, sabun kokusu, yemek kokusu. Özne alındı, özneye, merkeze oturtulduğu insan ilişkileri, aile bağları, kendini sorgulama bir çocuğun gözünden aktarılıyor. Değişik bir üslup ama çok güzel bir üslup. Ben çok beğendim. Yani değişik bir üslup arayanlar için güzel bir kitap. Yapı Kredi Yayınları'ndan aldığım diğer kitaplar şöyle son dönemde James Wood'un İyi Bir Hayat. Firuzan yine Benim Sinemalarım. Benim Sinemalarım hatırlarsınız. Sinema filmi olarak da çekilmişti. Sinemaya uyarlanmıştı yani. Beyaz perdeye. Kara Sevdalılar. Javier Marias'ın. Vignes Hjort'un Miras. Yine Kazuo Ishiguro'nun Clara ile Güneş. Yapı Kredi Yayınları'ndan. Bu arada dedim ya, Firuzan'ın kitapları. Berlin'in Nar Çiçeği, Parasız Yatılı, öykü ve yani hikaye türünü seviyorsanız şiddetle salık veririm. Çok naif, çok güzel hikayeler var içinde. Parasız Yatılı, Firuzan Ev Sahipleri, Firuzan Gecenin Öteki Yüzü. Hatırlarsınız yine bu sinema filmi olarak da çekilmişti, sinemaya uyarlanmıştı. Selçuk Baran da iyi bir yazar, çok iyi bir yazar. Selçuk Baran kadın yazar bu arada. Arjantin Tangoları. Yine Bir Solgun Adam. Kitap bana ilham versin, zihnimde değişik pencereler açsın, bakış açımı geliştirsin, hayal gücüm geliştirsin, farklı pencereden bakmayı bana anlatsın diyorsanız eğer, bu yazarları tavsiye ederim. Dedim ya, hani böyle içi boş, çiklet dediğimiz, sadece vakit geçirten kitaplar değil de bir şeyler veren kitaplar okunması her zaman iyidir. Dorothy Baker'ın Cassandra Düğünde isimli kitabı yine Yapı Kredi Yayınları'ndan.
çıkan bir kitap. Ben arkeoloji okuduğum için klasik arkeoloji mesleki kitapları da çok fazla alıyorum. Bu arada Yapı Kredi Yayınları'nda büyük şehirlerde var Yapı Kredi Yayınları. Mesleki kitaplar, tarih, arkeoloji gibi mesleki kitaplar, psikoloji çok var. Düşünürseniz yani ilgi duyuyorsanız bu tip kitaplara Çatalhöyük benim en hayranlık duyduğum antik yerleşimlerden biri. Anadolu'da Kadın. Bunu okumak için illa arkeolojiye ilgi duymanıza gerek yok. Anadolu'da Kadın konusu, teması çok güzel işlenmiş Muhibbe Darga tarafından. Çok da kaliteli, kuşe kağıda basım. Harika kitaplar. Şöyle. Jack London'ın Martin Eden. Okumadıysanız kült kitaplardan biridir. Bu arada bizim edebiyatımızda çok iyi yazarlarımız var. Mesela Mehmet Rauf. Kamerayı şöyle çevireyim. Eylül. İlk psikolojik romandır. Mutlaka okunmalı. Bu arada Filiz Ali, Sabahattin Ali'nin kızı. Yok Bir Şey, Acımadı Ki isimli kitabı da yine çok güzel bir kitap. Şöyle. Fotoğraflı kitaplar, anılara dair, hayata dair, geçmişe dair izler sunan, arşiv sunan kitaplar benim hoşuma gidiyor. Hermann Hesse'nin Ağaçlar yine kült sayılabilecek kitaplardan. Şunu bir günde bitirirsiniz. 2 saatte bitecek bir kitap. Seyahate giderken, şimdi deniz mevsimi de başladı. Şezlongda, balkonda, terasta. Bir çay içimi, 2 çay içimi, 3 çay içimi, 2 sigara içimi. Sigara içmemek daha iyi de bu arada, bizi gençler izliyorsa. Bir kahve içimi zamanda bitecek bir kitap. Çok da derinlikli güzel bir kitap, tavsiye ediyorum. Şöyle alalım kamerayı. İhsan Oktay Anar çok iyi bir yazar. Puslu Kıtalar Atlası onun en iyi kitaplarından biridir. Okumadıysanız okuyun derim. Kitabül Hiyel, Amat, Efrasiyab'ın Hikayeleri, Suskunlar ve Yedinci Gün. Mutlaka okunması gerekenlerden. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın kitapları yine Şıp Sevdi, Cehennemlik. Bu kitabı okudum. Şöyle hem bana hoşça vakit geçirsin, sıkıntımı alsın, hem de edebiyat dolu dolu edebiyata doyayım. Güzel cümle kurgularını, güzel kelimeler öğreneyim. Hem vaktim güzel geçsin, hem bir şeyler öğreneyim, hem de hayatı irdeleyeyim bu arada. Psikolojik açıdan, sosyolojik açıdan diyorsanız Hüseyin Rahmi Gürpınar Şıp Sevdi'yi şiddetle tavsiye ediyorum. Bu arada özellikle dış kaynaklı kitaplarda yayın evine dikkat edin. İş Bankası Yayınları, İletişim Yayınları, Can Yayınları tercihiniz olsun öncelikli olarak. Yine çok iyi yayın evleri var, Kırmızı Kedi gibi, ama Yapı Kredi, İş Bankası gibi şeyleri tercih edin, yayın evlerini tercih edin. Yani bilinmeyen yayın evlerinden çok almayın, çünkü çevirmen çok önemli kitapta. Kitabı çıkarabilir, indirebilir, o yüzden. Marcel Proust zor bir yazar. Külliyatı vardır. 6 kitaptan oluşan. Başlamadıysanız Sıvanların tarafıyla başlayın derim. Blok şeklinde yazar Marcel Proust. Paragraf yoktur. Konuşma çizgileri, noktalama işaretleri nokta dışında yoktur. Blok şeklinde yazar ve ağırdır dili. Ama zihinde odacık açar. Denir ya hani, zihinde bir şeyler açsın. Bütün kitaplığı keşke gösterebilsem ama. Parça parça. Amin Maloff'un Afrikalı Leo. Semerkant'ın okuduysanız, Semerkant çok çok sağlam, çok iyi bir kitaptı. Yine Amin Maloff'un Afrikalı Leos'unu Yapı Kredi Yayınları'ndan tavsiye edebilirim. Selçuk Baran, Kış Yolculuğu. Bakın, ince kitaplar ama çok dolu ve doyurucu kitaplar. Bir Kadının Penceresinden, Oktay Rifat. Oktay Rifat deyince şiir geliyor aklımıza. Orhan Veli'nin çağdaşı, hatta aynı gruptalardı onlar. Garipler Akımı'nın öncülerinden 3 kişiydi onlar. Melih Cevdet, Revdet Anday, Oktay Rifat Horozcu, Orhan Veli Kanık. Oktay Rifat salt şair değil, aynı zamanda böyle gördüğünüz gibi düz yazı da yazıyor. Tavsiye ederim Bir Kadının Penceresinden. Selçuk Baran, Haziran. Bu arada yazarın kendi fotoğrafı bu.
Ne hoş bir kadın değil mi? Hoş gör köftecisi Orhan Veli. Ama şiir değil. Farklı bir tarz. Öykü. Evet, Yapı Kredi yayınlarından. Okuyabilirsiniz. Selçuk Baran yine tortu. Yapı Kredi yayınlarında diyorum ya, her ay bir yazar vitrine çıkıyor. Onun kitapları tanıtılıyor ve satılıyor. Ona göre takip edebilirsiniz. Ahmet Haşim Bize Göre ve Bir Seyahatin Notları. Ben seyahat yazılarını da çok seviyorum. Gezi kitaplarını. İnsanın ufkunu açan kitaplar. Yine Frankfurt Seyahatnamesi Ahmet Haşim. Türk Edebiyatı'nın en iyi şairlerinden biridir bu arada. Ve Orhan Veli, Yalnız Seni Arıyorum. Nahit Hanım'a Mektuplar. Sevgilisi. Evet, Orhan Veli'nin sevgilisi Nahit Hanım'a Mektuplar. Mektup türü de çok güzeldir. Nazım Hikmet'in Pirayesi'nin mektupları, Milena'ya Mektuplar, Kafka'nın. Kezibana Mektuplar, Nurullah Ataç'ın. Mektup türünü ben çok seviyorum. Bu da yine o türlerden bir tanesi. Evet, yine bir başka videoda kitapları tanıtmaya devam ederim size. Bunlar size salık verebileceğim kitaplar. Dediğim gibi zihninizi açacak, hem size keyifli zamanlar geçirtecek, hem de bir şeyler verecek. Edebiyata doyuracak kitapları tercih ederseniz hem diksiyonunuz gelişecek, ifadeniz, hem de hayata dair pek çok şey kazanacaksınız. Görüşmek üzere.